seyirciler, değerli izleyenler. Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'i doğru ve güzel okuma dersine hoş geldiniz. Kıymetli arkadaşlarım, Rabbimizin mesajı, kalplerimizin şifası Kur'an-ı Kerim'i okuma dersinde bir kez daha sizlerle beraberiz. Dersime başlarken sizleri muhabbetle, saygıyla selamlıyorum. Kıymetli kardeşlerim, tecvid konularından met konusuna başlamış idik. Bir önceki dersimizde metti tabii dersini işledik sizlerle. İnşallah bugünkü dersimizde de sizlerle yine met konularından çok zevkli ve çok güzel olan iki konuyu göreceğiz. Metti muttasıl ve metti munfasıl derslerini inşallah sizlerle beraber öğreneceğiz. Beraber uygulamasını yapacağız inşallah. Buyurun beraber başlayalım. Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Evet kıymetli kardeşlerim, dördüncü dersimiz metti muttasıl ve metti munfasıl. Peki nedir metti muttasıl ve metti munfasıl? Gayet basit. Kavramlar tecvid kavramları olduğu için, Arapça kavramlar olduğu için sizlere yabancı gelebilir. Hiç e, endişe etmeyin. Gayet basit, gayet anlaşılır bir şekilde konuyu anlatıp beraber kavrayacağız inşallah. Evet kıymetli kardeşlerim. Met konusunu anlatırken ve metti tabi konusunu anlatırken sizlere aşina olsun düşüncesiyle sebebi met kavramına değinmiştik. Bildiğiniz üzere hatırlayacağınız gibi. Sebebi met olunca metti tabii değil farklı metler oluşur demiştik sizlere. İşte Sebebi metle meydana gelen iki met var ki onlarda metti muttasıl ve metti munfasıl. Metti tabiiden farkı nedir? Metti muttasılın, metti munfasılın metti tabiiden farkı nedir? Kıymetli kardeşlerim, metti tabiide sadece met harfleri vardı. Vav, ya, elif harfleri vardı. Met sebebi yoktu. Uzatmaya sebep olan, çekmeye sebep olan faktörler var demiştim. Onlar metti tabiide yoktu. Ama şimdi metti muttasılda, metti munfasılda bundan sonra işleyeceğimiz met konularında met sebebi, uzatmaya sebep olan metti tabiiden daha fazla uzatmaya sebep olan faktörler devreye girecek. İşte bugün onlara başlıyoruz. Sadece met harfi yetmiyor. Met harfinden sonra met sebebi dediğimiz hemze de bulunacak. Metti muttasıl ile metti munfasılda Tarifi beraber okuyalım sizlerle. Sizler için hazırladığımız tarifi beraber okuyalım. Meddi muttasıl. Met harfinden sonra sebebi met olan hemze. Sebebi met olan hemze aynı kelimede bulunursa meddi muttasıl olur. Yani hemze ile met harfi aynı kelimede bulunduğu zaman meddi muttasıl diyoruz biz buna. Met uzatmak demekti, çekmek demekti. Muttasıl ite bitişik demek. Beraber demek, bitişik demek. Met harfiyle, vav, ya, eliften birisiyle, hemze aynı kelimede bulunursa biz buna metti muttasıl diyoruz. Metti muttasıl olduğunu nereden anlayacağız? Tabii ki met harfiyle hemzenin aynı kelimede mi, farklı kelimede mi olduğunu anlamak Arapça bilgisi izleyeceği için Burada bir ip ucu var elimizde. Oradan anlıyoruz önümüzdeki met met muttasıl mıdır, met di mıdır? Oradan anlıyoruz. Nedir o kıymetli kardeşlerim? Met di muttasıl da met harfinden sonra gelen hemze bu şekilde genelde kırık yazılır. Evet, met harfinden sonra gelen hemze genel olarak büyük çoğunlukla bu şekilde kırık yazılırsa Hemze böyle değil de böyle yazılırsa hemze böyle değil de böyle yazılırsa oradan metti muttasıl olduğunu yani hemze ile met harfinin aynı kelimede olduğunu anlarız. Hemze kırık yazılmışsa anlarız ki met harfi ile hemze aynı kelimededir ve bu metti muttasıldır. Hemze uzun olursa ne olur? Met harfinden sonra gelen hemze uzun yazılırsa o zaman metli munfasıl olur. Birkaç tane istisnası var. Ama genel olarak met harfinden sonra gelen hemze uzun yazılırsa metli munfasıl olur. Kırık yazılırsa metli muttasıl olur. İlerleyen aşamalarda daha iyi anlayacağız. Geçiyorum şimdi. Evet kıymetli kardeşlerim. Metli muttasıl örneklerini görüyoruz ekranda. Ne demiştik? Met harfinden sonra hemze gelirse meddi muttasıl olur. Burada meddi muttasıl mı, meddi munfasıl mı olduğunu nereden anlıyoruz? Elif ile hemzenin, elif ile hemzenin aynı kelimede olduğunu nereden anlıyoruz? Hemze kırık yazılmış. Bu bizim için güzel bir ip ucu, bir güzel bir işaret. Met harfinden sonra gelen hemze aynı kelimede bulunurlarsa meddi muttasıl olur. Harfimet elif var. Harfimet eliften sonra hemze var. Ve ikisi de aynı kelimede buna biz bitişik met anlamında meddi muttasıl diyoruz. Beraber uygulayalım. C e C -e. C, -e. C -e. Evet. Diğer örneklerimizi görelim. Evet, burada gördüğünüz üzere met harfi vav var, met harfi vav var, vav hareketsiz, sakin, vav hareketsiz, hareketsiz harflere biz sakin harf harfleriz bu arada. Vav hareketsiz, kendisinden öncekisinin ötresi var. Vav ne yapar? Sini, çeke, sini çeker. Vav burada metti tabi met harfi. Vav burada met harfi. Ama burası metti tabii değil. Neden? Çünkü vav harfinden sonra hemze var. Bu hemze burada olmasaydı bu hemze burada olmasaydı sadece vav olsaydı o zaman metti tabi olurdu. Ama harfi metten sonra hemze gelirse orada biz metti muttasıl veya ya metti munfasıl diyoruz. Peki bunun metti muttasıl mı munfasıl mı olduğunu nereden anlıyoruz? Hemze kırık yazılmış. Hemze kırık yazılmışsa Demek ki met harfi ile hemze aynı kelimededir. O zaman bu metti muttasıldır. Evet. Su e su e su e Evet. Metti muttasıl en az iki elif, en çok dört elif miktarı uzatılır bizde. Biz metti muttasılı dört elif miktarından fazla uzatmayız. Elif miktarı ne demekti hatırlayın? bir parmak kaldıracak kadar süre demekti. Bir parmak kaldıracak kadar süre bir elif miktarıdır. Bakın biz burada dört elif miktarı okuyalım burayı. Dört parmağımızı da kaldıracak kadar çekeceğiz. Dört parmağımızı kaldırıncaya kadar uzatacağız. Dikkat edin elime. Su e. Su e. Evet. Bir başka örneğe geçelim. Evet. Harfimet ya evet cim harfinden sonra cimi çeken harfimet ya harfi var ve ya harfinden sonra hemze var. Bu kelime böyle yazılır. Hemze ya harfinin üstüne yazılmış ama siz hemzeyi ya'dan sonra diye düşünün. Evet harfimet ya var cim, cim harfini çeken harfimet ya harfi var ve ya'dan sonra elif var hemze var. Ya'dan sonra hemze var. O zaman burada nedir? Metti muttasıldır. Nereden anladık metti muttasıl olduğunu? Hemze kırık yazılmış. Yani met harfi ile hemze aynı kelimede demektir. O zaman burası metti muttasıl oldu. ci E Evet, devam ediyoruz örneklerimize. Hemen bir örnek daha görelim. Ulaike Evet. Lamı çeken elif var. Elif gizli. Üstün dik yazılmışsa gizli elif olur. Esre dik yazılmışsa orada gizli ya harfi met harfi olur demiştik. Görüyorsunuz lamın üzerindeki üstün dik yazılmış ne demektir? Demek ki burada lamı çeken gizli bir elif var demektir. Evet. Met harfi gizli elif var. Eliften sonra hemze var. Aynı kelimede bulunmuşlar. Hemze kırık. Elif ile hemze aynı kelimede bulunmuşlar. O zaman metti muttasıl. Üleike. Evet. Bunları geçtik kıymetli kardeşlerim. Bir sonraki konu ayetler üzerinde örneklerimizi de görelim. Enzalemines sema'imâ mines Evet, mimi dört elif miktarı uzattık. Burada da yine mimi dört elif miktarı uzattık. Harfimetlerden sonra hemze gelmiş bakın. Harfimet elifler var, eliflerden sonra hemze var. Hemze ile harfimet aynı kelimede metti muttasıl. Evet bir sonraki örneğimize bakıyoruz kıymetli kardeşlerim. Letenuuu bil usbeti ulil kuvve. Dikkat. Letenuuu, <laughs> letenuuu. Letenu'u. Evet. Nunu çeken harfimet vav var. Harfimetten sonra hemze var. Kırık yazılmış hemze. Harfimet ile hemze aynı kelimede metti muttasıl oldu. En az iki elif miktarı, en çok dört elif miktarı uzatırız biz metti muttasılı. Devam ediyoruz kardeşlerim. İki örnek daha işleyelim. Ondan sonra metti munfasıla geçeceğiz inşallah. Dikkat edelim örneklere. Kırmızı işaretlenmiş yerlere dikkat edelim. Ve in daifetani. Evet, dahi çeken elif var. Eliften sonra hemze var. Elif ile hemze aynı kelimede muttasıl oldu. Metti muttasıl oldu. Ve in daifetani. Daifetani. Evet. Hatta tefi'e. Tefi -e kelimesine dikkatinizi istirham ediyorum. F'yi çeken ya harfi var. Ya harfinden sonra kırık hemze var. Metdi muttasıl oldu. Tefi -e. bu kelimeyi okuyorum. Tefi -e. evet bu şekilde metdi muttasılı gördük. Sayfa üzerinde yine çalışmalarımızı yapacağız inşallah. Metdi da zaten anlattım. Neydi? Met harfinden sonra met harfinden sonra Sebebi met olan hemze ayrı, ayrı kelimede bulunursa metti munfasıl olur. Evet, burada met harfinden sonra gelen hemze genelde uzun yazılır. Uzun yazılır. Metti muttasılda met harfinden sonraki hemze kırık yazılırdı. Ama metli da metti muttasılda hemze kırık yazılırdı. Şu şekilde. Bir önceki dersimizde, şimdi anlatmış olduğum bir önceki etapta, Hemze kırık yazılırdı ama metti munfasılda da hemze uzun yazılır. Met harfinden sonra hemze gelir, hemze uzun yazılırsa biz orada metti munfasıl diyoruz. Peki metti munfasıl ne demek? Met uzatmak demekti. Munfasıl ne demek? Met harfi ile hemze ayrı ayrı kelimelerde demek. Met harfi ile hemze ayrı ayrı kelimelerde olursa metti munfasıl oldu olur. Aynı kelimede ise met harfi ile hemze aynı kelimede ise ne idi? Metti muttasıl idi. Kıymetli kardeşlerim, metti munfasıl örneklerini görüyoruz. Evet. Bakın. Şöyle görelim. Harfi met vav var. B harfini çeken ötreli B var. Ötreli harfleri vav çekerdi. Evet. Tübu derken B'yi çeken vav harfi var. Vav harfinden sonra hemze var. Bakın hemze uzun yazılmış muttasıl ile metti muttasıl ile metti munfasıl arasındaki farkı biz nasıl anlayacaktık? Arapça bilgisi olmayanlar nasıl anlayacaktı? Metti muttasılda, metti muttasılda met harfinden sonra hemze kırık yazılırdı. Ama metti munfasılda, metti munfasılda met harfinden sonra hemze uzun yazılıyor. Bakın metti munfasıl var burada. Tübu kelimesi. Tübu bir kelime ila ayrı bir kelime. Evet, met harfi ile hemze ayrı ayrı kelimelerde bulunmuş. Munfasıl ayrı demekti. Ayrık demekti. Evet, met harfi ile hemze ayrı ayrı kelimelerde olursa biz orada ne yapıyoruz? Metti munfasıl diyoruz ona. Şu işareti metti muttasılda da göreceksiniz gördünüz. Bu işaret ne demektir? Burada biz en fazla 4 elif miktarı uzatırız. 4 elif miktarına kadar uzatabiliriz burayı demektir. Şu gördüğünüz işaret burası dört elif miktarına kadar uzatılabilir demektir. Bu metni muttasılda da görülür. Evet. Bir başka örneğimize görelim. Bu örneğimizi bir okuyalım sizlerle beraber. Beraber okuyalım. Tübu ilallah. Tübu ilallah. Tubu ilallah. Evet. Bir sonraki örneğimize geçelim kıymetli kardeşlerim. Evet yine burada mim harfini çeken elif var. Ve eliften sonra harfimetten sonra uzun hemze var. Uzun hemze. Ve ayrı bir kelimedir. Enzelne ayrı bir kelimedir. Nereden anlayacağız hocam? Siz Arapça biliyorsunuz anlıyorsunuz. Biz nereden anlayacağız? Arapça bilgisi olmayanlar da şuradan anlayacak. Hemze uzun yazılmışsa metti munfasıldır. Met harfinden sonra gelen hemze uzun yazılmışsa metti munfasıldır. Met harfinden sonra gelen hemze kırık yazılmışsa metti muttasıldır. Bu kadar basit. İkisini de en fazla dört elif miktarı çekeriz. Metti munfasılı en az bir, en çok dört elif miktarı uzatırız. Metti muttasılı en az iki, en çok dört elif miktarı uzatırız. Evet, hemzenin kırık yazıldığı yer, metti muttasıl, iki eliften daha az çekilemez. Bir elife indirilemez. Ama metti munfasıl, hemzenin uzun yazıldığı metti munfasıl, bir elif miktarına indirilebilir. Yani hızlı okurken siz, ve ma enzelna diyebilirsiniz. Ve ma enzelna, ve ma enzelna, ve ma enzelna diyebilirsiniz. Ama okuyuşunuzun temposuna göre, okuyuşunuzun yavaşlamasına göre dört elif miktarına kadar uzatabilirsiniz bunu yavaş okurken. Örneğin ve ma ve ma dört elif miktarı yani dört saniyeye yakın bir zamandır bu. Dört saniyeye yakın bir süre demektir dört elif miktarı. Bir elif miktarı bir saniyeye yakın bir süre demektir. Bir elif miktarı bir saniyeye yakın bir süre diyebiliriz bugünün diliyle. Bir başka örnek, munfasıl örneğini görelim kıymetli kardeşlerim. İnni ehafu, İnni ahafu. E evet, nunu çeken ya var, nunun esresi var. Esreden sonra ya, harekesi yok. Metti harf met harfi olduğu. Nunu çeken ya var ve ya harfinden sonra hemze var. Hemze uzun yazılmış. Demek ki met harfi ile hemze ayrı ayrı kelimelerde bulunmuş. Evet inni bir kelime, ehafu ayrı bir kelimedir. Dolayısıyla met harfi ile hemze ayrı ayrı kelimelerde bulunmuştur. O zaman metti munfasıl olmuştur. Gayet basit. İnni ehafu. Evet Son bir örneğimizi alalım kıymetli kardeşlerim. Kur'an-ı Kerim'de çok gelir bu kelime. Ya eyyühellezine amenu, ya eyyühel insanu, ya eyyüha kelimesi Kur'an-ı Kerim'de çok gelir. Evet, ya'yı çeken elif var, met harfi, fet üstünlü ya'dan sonra hareketsiz elif var, met harfi ve met harfinden sonra uzun hemze var. Demek ki metli munfasıl. Evet, nasıl okuyoruz? Ya eyyühe, ya eyyühe şeklinde kıymetli kardeşlerim. Bu şekilde örneklerimizi okuduk. İnşallah bu örnekleri şimdi bir sayfa üzerinde sizlerle beraber çalışalım. Ayetleri de bir görelim. Munfasıl ile ilgili, munfasıl ile ilgili ayetlerden de bir örnek görelim. Metti munfasıl ile ilgili. Dikkatinizi istirham ediyorum. İki tane ayet kerimeyi görüyoruz. Bakın, met harflerinden sonra hemzeler var met harflerinden sonra hemzeler var ve hemzeler uzun yazılmış. Dikkat edin. Met harflerinden sonra vav met harfi hemze var. Evet elif met harfi hemze var ve hemzeler uzun yazılmış. Hem, met harfinden sonra hemze uzun yazılmışsa biz orada metti munfasıl diyoruz. En az bir, en çok dört elif miktarı uzatıyoruz. Ayet-i kerimeleri beraber okuyalım. Buyurun. قولوا امنا بالله وما انزل الينا وما انزل الينا وما انزل, إلينا وما أنزل, إلينا وما أنزل الي ابراهيم <applause> ابت Mettimun munfasılları dört elif miktarı uzattık. Yavaş okuyorum çünkü. Bu ayet-i kerimeyi okuyoruz beraber. Ya <laughs> Evet kafı ne yaptık? Dört elif miktarı uzattık. Harfimet vav var kafı uzatıyor. Ve vavdan sonra uzun hemze var. Mettimun munfasıl oldu. 4 elif miktarı uzattık. Diğerleri de öyle. Evet son cümlemizi okuyalım. Şuraya dikkat edelim. Mimi çeken elif var, hemze var. La ya'sun Allah ma Evet, diğer örneklere geçiyoruz muhterem arkadaşlar. Evet. E, dersin başında şunu söylemiştim hatırlayacağınız üzere. E, metti muttasılda hemze kırık olur, metti munfasılda hemze uzun olur demiştim. Ancak bazı kelimeler var ki metti munfasıl olmasına rağmen yani met harfi ile hemze ayrı ayrı kelimelerde bulunmasına rağmen metti muttasılda olduğu gibi hemze kırık yazılmış. Bakın ya ve ile te bir kelimedir, e elidu ayrı bir kelimedir. Normalde metti muttasıl gibi görünüyor hemze kırık. Ancak Bazen böyle istisnalar vardır. Met harfi ile hemze ayrı ayrı kelimelerde olmasına rağmen, metti munfasıl olmasına rağmen hemze kırık yazılmış. Şu örnekte de aynı şekildedir. Liye blüveni, nunu çeken ya vardır. E eşkuru ayrı bir kelimedir. Liye blüveni bir kelime, e eşkuru ayrı bir kelimedir. Normalde metti munfasıl olmasına rağmen hemze uzun yazılması gerekiyor. Ancak bazen böyle kelimeler vardır. Metti munfasıl olmasına rağmen metti muttasıl da olduğu gibi hemze kırık yazılmış. Bazen kelimeler vardır. Bunlar da istisnadır ama genelde metti munfasıl da met harfinden sonra hemze uzun yazılır kıymetli kardeşlerim. İşlemiş olduğumuz metti muttasıl ve metti munfasıl konularını uygulamak üzere, çalışmak üzere yüzünden okuma sayfasına geçiyoruz. Buyurun beraber okuyalım sayfamızı inşallah. Evet Bakara suresinin 5. sayfasını okuyacağız sizlerle bu derste. Bu sayfada bol miktarda munfasıl ve muttasıl örneği var. Sizler de okurken dikkat edeceksiniz, dikkatinizi çekecek. Buyurun beraber başlayalım, sayfayı beraber okuyalım inşallah. Euzubillahimineşşeytanirracim <laughs> بسم الله الرحمن الرحيم واذ قال ربك للملائكه اني جاعل في الارض خليفه قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال اني اعلم ما لا تعلمون وعلم ادم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكه فقال انبئوني فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم قَالَ يَا آدَمُ أَنْبِئْهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ فَلَمَّا أَنْبَأَهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ واذ قلنا للملائكه اسجدوا لادم فسجدوا الا ابليس ابى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا ادم اسكن انت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم صدق الله العظيم Kıymetli kardeşlerim, bugün sizlerle Bakara suresinin 5. sayfasını okuduk. İnşallah sizler bu sayfa üzerinde Metti muttasıl ve metti munfasıl örneklerini bol miktarda göreceksiniz. Ben birinci ayeti kerimede hızlıca sizlere metti munfasıl ve metti muttasıl örneklerini sadece göstereceğim. Evet bakın. Lil melâiketi derken gördünüz. Lamı çeken elif var. Elif gizli üstün dik çünkü. Evet. Lam harfini çeken elif var. Eliften sonra hemze var bakın. Lil melâiketi metti muttasıl oldu burası. Galu etecealu derken, dikkatinizi istirham ediyorum bakın. E, lamı çeken vav var. Vavdan sonra uzun elif hemze var. Nedir o? Evet hemze uzun olursa ne oluyordu? Metti munfasıl oluyordu. Vav met harfi, hemze uzun, metti munfasıl. Evet. Ve yesfikü dima derken, dima kelimesine dikkatinizi istirham ediyorum. Mimi çeken elif var. Eliften sonra hemze var. İkisi de aynı kelimede. Hemze kırık çünkü. Metti muttasıl oldu. Gâle inni derken, bakın buraya. Yine e, nunu çeken ya var. Ya'dan sonra uzun hemze var. Ya ile hemze ayrı ayrı kelimelerde metti munfasıl oldu. Kıymetli kardeşlerim, bugünkü ezber dersimizde İhlas Suresini. Evet, Rabbimizin birliğini ve yüceliğini ifade eden İhlas Suresini çok okuduğumuz İhlas Suresini sizlerle beraber çalışacağız. Birçoğunuz... Ezberlemişsinizdir bu İhlas Suresini. Ee, ancak beraber çalışalım. Hatalarımız varsa e, görelim, giderelim. Ezberleyecek kardeşlerimize de yardımcı olalım inşallah. Euzubillahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kul hüvallahu ehad. Kul hüvallahu ehad. Kul hüvallahu ehad. اللَّهُ الصَّمَدُ اللَّهُ الصَّمَدُ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ Evet kıymetli kardeşlerim ayetleri tek tek okuduk. Bir de ayet-i kerimeleri birleştirerek okuyalım sizlerle. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ehadun illahus samed. Bu geçişin nasıl olduğunu ilerleyen derslerimizde anlatacağız. Tenvinden tenvinli bir harfi bir sonraki ayete bağlarken ne yapıyoruz? O bizim tecvid konusu, o gelecek inşallah. Sadece bugün okumamı görün. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن Evet kıymetli kardeşlerim, siz bu sureye inşallah çalışın. Burası ezber olarak dersimiz bugün buradaydı. Evet kıymetli kardeşlerim, okuduğumuz İhlas suresinin mealini Rabbimizin bu surede ne buyurduğunu bir görelim. İhlas suresi Allahu Teala'nın birliğini, büyüklüğünü, her şeye kadir olduğunu gösteren bir sure. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ehad. De ki o Allah'tır, tektir. O yüce varlık Allah'tır, tektir. Allahu samet. Allah samettir. Kıymetli kardeşlerim, samet hiçbir şeye ihtiyacı olmayan ama her şeyin kendisine muhtaç olduğu varlık demek. Evet, Samet Allah'a özel bir isimdir. Allah Samet'tir. Lem yelid ve lem yulet. Allah doğurmamıştır ve doğmamıştır. Yani ne anne babadır ne de evlattır. O yaratandır. Evet, eşi ve benzeri yoktur onun. Ve lem yekullehu küfven ahat. Onun hiçbir dengi eşi benzeri yoktur. Evet, Rabbimiz bu surede adeta kendisini bizlere tanıtmış. Allah-u Azimüşşan, Rabbimizi böyle tanıyıp, böyle iman etmeyi cümlemize nasip eylesin inşallah. Kıymetli kardeşlerim, okuduğumuz e, konuyu Bakara Suresinin 5. sayfası üzerinden çalışın. Mett-i Muttasıl ve mett Munfasıl örneklerini bir inceleyin. İhlas Suresini de ezberlemeye çalışın. Bizim okuduğumuz şekilde, hataları giderilmiş bir şekilde okumaya çalışın. Bu dersimizin sonuna geldik. İnşallah bu derslerimizi bir sonraki derste, bu dört dersi, metti tabii, metti muttasılı, metti munfasılı ve met harflerinin bir sonraki derste pekiştirmesini yapacağız. Bir sonraki derste konu anlatmayacağız. Derslerin pekiştirmesini yapacağız. Bu ders önemli kaçırmayalım. Bir sonraki derste sizlerle beraber tekrar buluşmak ümidiyle Kur'an-ı Kerim'in izinde kalmanızı diliyorum Rabbimden. Hepiniz Allah'a emanet olun.